Merhaba dostlar. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 18. günü. Ve biz Ramazan-ı Şerif'in 18. gününü dolu dolu nasıl geçiririz? Hangi ibadetlerle meşgul olursak çok sevap kazanırız? Bunlardan bahsedeceğiz kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in 18. gününe geldik. 17 tane orucumuz geride kaldı. Yarıyı geçtik çoktan. Ve şimdi kardeşlerim bugünü en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif o kadar kıymet vermiş ki ta Recep-i Şerif'in başında Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır ya Rabbi diye dua etmiş. Neden? Çünkü o kadar sevaplı ki hocam. Cennetin kapıları açılmış ardına kadar. Cehennemin kapıları kapanmış. Şeytanlar zincirlere vurulmuş. Elhamdülillah. Küçücük amellere kocaman sevaplar var. İnsanlar zekatlar veriyor. Sadakayı fıtırlar veriyor. Fitreler veriyor. İftar sofrasına eşi, dostu, konu, komşuyu, fakir, yoksulu çağırıyor. Çağırıyoruz değil mi? Bak bazı iftar sofraları görüyorum. Hiç fakir, fukara yok. Hiç garip yok. Cık. Sen de normal zamanlar gibi reklam yapmaya çağırmışsın. Bazıları öyle Allah muhafaza. Bir de onu atıyorsun iyi bir nane yemiş gibi Instagram'a atıyorsun, Facebook'a atıyorsun. Ne oldu? İftar sofrasındayız. Tamam güzel. Sofrada su bardağı koyacak yer kalmamış. İyi Allah'ın affetsin. E hani gariban nerede sofrada? Hiçbir tane fakir yok. He? E hani Ramazan paylaşınca güzeldi? Ha bunu yapan yok mu? Var. Yapanlar da var. Allah kabul etsin. Cık. Ama yapmayan da çok. Mesela israf. Ya şu ekmek israfı en çok Ramazan'da oluyormuş ya. Ekmek ve yemeklerin çöpe atılması. En çok Ramazan'da. Niye? O restoranlara, otellere gidiyoruz veya eve misafir gelecek. Allah'ım çeşit, çeşit. Ya ne yapacaksın mübarek? Bir tabak çorba için az yemek yedin doyuyorsun zaten. Sarmalar, dolmalar, içli köfteler, salatalar, etli yemekler, sebzeli yemekler, hamur işleri, börekler, tatlılar. Cık. Ya kim yiyecek o kadar şey? E yarın da çoluk çocuk aynı şeyi mi yiyeceğiz diyor Kaldırat çöpe. E ne oldu iyi mi yaptın ya sen şimdi? Ya millet çöpten ekmek topluyor biz çöpe ekmek atıyoruz ya. Allah o duruma düşürtür sonra bak çöpten ekmek arayacak duruma düşersin hiç mağrurlanma öyle. Bana bir şey olmaz. 3 lira 5 lira 10 lira 20 lira maaşım var Allah alır elinden. Çeşme akıyor kurutur Allah çeşmeni. Kurutur Allah. Aman. Ve in şekertum le eziden eğer şükrederseniz artırırım diyor. O in keferdum. Ama eğer nankörlük ederseniz inna azabiyle şedid. O zaman unutmayın ki benim azabım çok çetindir diyor Allah Teala. Anladın mı? Şimdi gelin bugün güzel bir dua öğrenelim. Allah'ım bugünün seherlerinin bereketinden yararlanmak için beni uyandır ya Rabbi nurlarının ışığıyla kalbimi aydınlat ya Rabbi. Bütün uzuvlarımı bugünün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır ya Rabbi. Nurun ile ey ariflerin gönüllerini aydınlatan amin. Amin. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bir namaz var hocam. Dört rekat bir namaz. Çok güzel. Diyor ki bir kimse bu gece dört rekat namaz kılsa. Bu dört rekatın her rekatında elhamdan sonra üç kulhu Allah, üç felak, üç nas. Üç kulhu Allah, üç felak, üç nas. Dört rekat kılsa o kimse diyor selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Namazı bitirdin. Diyor ki annesinden doğmuş gibi, yeni doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail aleyhisselam ona geldiği vakit emanetini almak üzere ona cenneti müjdeler. Cennet. Allah'ım bu müjdeye nail olan kullarından eylesin bizi inşallah. Sevgili kardeşlerim bir hadisi şerif öğrenelim bugün. Resulullah buyurdu ki aleyhissalatü vesselam oruç sabrın yarısıdır. İbni Mace'den naklettim. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç kişi onu günahlarla delmedikçe bir kalkandır. Bu da cami o sahirden. Oruç kişi onu günahlarla delmedikçe bir kalkandır. Evet. فبيردوا اه رسول الله تعالى. "اللهم نبهني فيه لبركة أسهري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعداء اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين اللهم نبهني في لبركات أصغري ونور في قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعلائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين اللهم Bugünün seherlerinin bereketinden yararlanmak için beni uyandır. Nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ya Rabbi. Bütün uzuvlarımı bugünün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır. Nurun ile ey ariflerin gönüllerini aydınlatan. Ve kardeşlerim bu gece, bu gece teravih namazını kılana, şehitlere ve gazilere verilen sevap gibi sevap verilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu. Bu gece teravih namazını kılana şehitlere ve gazilere verilen sevap kadar sevap verilir diye buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Rabbim Teala makbul eylesin. Allah Teala ihsan eylesin inşallah. Dostlar kanalımızı videolarımızı faydalı buluyorsanız likelamayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Ve kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. Oraya tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.